Herkese merhabalar. Number One Star programı bugünkü konuğu Can Ozan. Programımızı başlatıyoruz. Can Ozan olmak için doğmuş. Ya. Soy ismi bakar mısınız? Can Ozan. Soy ismim değil o. İsmim. Can Ozan soy ikisi ismi. De ismin. Her zaman olduğu gibi konserlerin çok iyi gidiyor. Güzel gidiyor ya bu aralar, evet. Kötü giden bir şey yok. O zaman bu programda konuşacak bir şey de. Kötü giden ne var bakayım? Hep kötüler böyle şey yapar, ilgi çeker ya böyle. Aynen. Ameliyat olacağım, o belki kötü sayılabilir. Aa, ne oldu? Geçmiş olsun. Burundan ya, devamlı hastayım. Yani, deviasyon. Yok, sinüslerden. Deviasyon olmuştum zaten. Geçmedi yani. Şimdi sinüzit ameliyatı gibi bir şey var. Burunda yapmak istediğin bir şey varsa ona da bir el attırabilirsin yani. Aynen, şöyle düzelttirsen mi diyorum. Bilmiyorum nasıl görünüyor. Aslında iyi gözüküyor. Buradan iyi, buradan yamuk görünüyor. O zaman sen ikisini de birden aradan çıkart bence. Aynen. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir sohbet bizleri bekliyor. Peki yes. Canlı şarkı söyleyecek misin? Söyleyeceğiz. İşte bu ya, adamsın. Ya. Tabii. Şimdi burun operasyonu oluyor. Karar aynen. Verdik. Aynen, karar verdik. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Yok, estetik olmuyor. Sadece ses. Can, bir şey söyleyeceğim. Senin enteresan bir tarzın var. Ne gibi? Güzel müzik yapıyorsun. Aa. Ondan sonra hayır, son zamanlarda hep şey eleştiriliyor ya. Ya ne işte yok. Eğlenceli içerik şarkılarıyla şarkıcıların şarkılarını karıştırıyorlar. Sen ya, sanatçı ile içerik üretici ayrımı Spotify'da da oluşmaya başladı, evet. Ha, oluşmaya başladı mı? Evet. Çünkü onu yeni nesil tam tutturamıyordu, ayarını bilmiyordu. Mesela o içerik üreticilerine de çok iyi şarkıcı diyorlardı, sana da çok iyi şarkıcı diyorlardı. Dolayısıyla onu ayırmaya başlamışlarsa o zaman sevindirici bence. Bu ayıran benim yani. Bence ikisinin farkı belli oluyor bence artık. Önceden bir mainstream şarkılar vardı, pop, geleneksel medyada olan. Şimdi çok fazla janra var. Ben evet. Şu an genel olarak ikiye ayırıyorum hani şey baktığım zaman. Evet. Bir böyle içerik üretimi gibi yapılan şarkılar. Aslında birisinin ünlü olması amacına hizmet eden, amacın ünlü olmak olduğu, onun için yapılan böyle şeyler. Daha böyle pop kültüre girmek için içerik üreticisi kafasıyla yapılan şarkılar var. Bir de normal bir sanatçının kendini anlattığı, en derinlerine inip oradan bir şeyler getirip onu vermeye çalıştığı dinlenen veya dinlenmeyen şarkılar var. Sen mesela müzisyen bir insansın, üreten bir insansın. Üreten insanlarla üretmeyen insanlar gelecekte nasıl bir tabloyla karşılaşacak? Ya üretmeyenin işi zor bence. Ya üretim her türlü iyi. Yani üretim ve yaratım süreci. Yaratım da deniyor bazen, üretim de deniyor. Yaratım bazı insanlara hoş gelmeyebilir. Evet, o biraz süreci. Tehlikeli bir şey söyleniyor. Evet, tehlikeli olabiliyor. Ya ama sonuçta creation yani. Hani İngilizce'de evet. Aynı kelime zaten. Üretmeyenin işi zor ya vallahi bence. Çünkü üretmeyen başkasının üretiminin kölesi gibi bir şey olur. Aynen. Sen mesela çok güzel bir şarkı üretmişsin. Sen kendin okumak istersin. Başkasına niye vermek veresin ki, değil mi? Öyle bir durum var. Tabii genelde öyle. Başkasına evet. Vermek isteyebilirsin duruma göre. Yani ben mesela hani bazı şarkılarımı başkası söylesin istiyorum. Çünkü ben yeterince iyi söyleyemediğim şarkılar var yani. Hmm. Hani kafada kuruyorum, bunu aslında şu notadan söylemek lazım, daha güzel olur falan, ama ben çıkamıyorum o notaya mesela. Hmm. Yani atıyorum Selin Geçit söylese belki daha iyi olur falan diye düşündüğüm oluyor. Son dönemlerde Selin gibi beğendiğin yeni yetenekler kimler? Mesela ya bu çok iyi, ben hatta bununla düet bile yaparım, şarkısını da ben yaparım diyebileceğin isimler var mı? İşte Melisa var. Melisa ile Melisa mı diye mi okunuyor artık, nasıl? Biz Melisa diyoruz. Melisa diyelim yani, aynen. Araba şarkısıyla. Emlisa falan. Emlisa ya da evet. Yani araba şarkısıyla çıkan, evet. Onunla bir şeyler yapıyoruz yani. Öyle mi? Şarkı yapacağız gibi, aynen. Dolu Kadeh ile şarkı yapacağız. Aa, o bayağı yakın, güzel olacak. Selin Geçit'te de yapacağız bu arada. Aa, senin bu sene çok içinde bu featuringler olacak. Şarkılar senden mi yoksa ortak mı? Ortak ya. Genelde birlikte yazdık yani. Bir rapçiyle falan yapar mısın böyle bir? Rapçiyle ben çok match olmuyor gibi sanki ya. Ya şöyle oluyor. Yapalım. Mesela Melike Şahin ile Gazapiz'i mi düşün? Bir... Ama orada olur şimdi. Yani bir rapçi bir şey söylüyor, sonra bir hani kadınla karata evet. Giriyor yani. Evet, o evet. Güzel oluyor. Şimdi ben girdiğim zaman ne konudan bahsedeceğiz ki iki erkek? Değil mi? Yok, bir kadın da rapçi olabilir mesela. Atıyorum Güneş'le olabilir. Ha, öyle Güneş'le bir şey yani. Aynen. Bunu, onu bu arada menajerine söyledim geçen gün. Aa. Aynen dedim, olmaz mı? Deneyelim falan dedim. Evet, çok iyi. Aynen. Süper. Seviyorum Güneş'in tarzını. Mavi, evet. Mavi de güzel bence. Yeni, evet. Yenilerden yine. Baneva'nın son albümü çok iyiydi bence. Şey çıktı bak, o da enteresan bir. Abi bir şey yapmak lazım, arabesk, darbuka falan diye. Ha, İnci. İnci aynen, bütün aynen, dünyada aynen. Ses getirdi. Evet, o da eğlenceli bir müzik yapıyor. Evet, mesela onunla da bir şey olabilir falan böyle. Onunla yeni... da bak, onunla da matchleşmeyiz. Yani bazı tarzlar benim canlamla çok match olmuyor. Biraz daha depresif bir şey lazım.
O zaman Madrigal'le bir şey yapman lazım. Madrigal'le işte benim büyük ihtimalle genelde kadın düetlerim oluyor. Zaten 150 tane düetim falan vardır yani. Evet, bir tane vardı en son. O bayağı bir öne çıkmıştı dijitalde. Ağlama mıydı? Ağlama ben ağlarım benim şarkı. Ben ağlarım da orada birisi düet yapıyor seninle. Hayır. Yok ya, bir kızla bir düetim vardı. Neydi o? Hayır, sen şey diyorsun. Hiç kimsenin günahı yok da Sufle'yle düetimiz var. Öyle kolay aşk olmam da Damla Eker'le. Ha bir sen varsın. Ha bir sen varsın. Simge Pınar'la. Evet. Ha onu diyorum işte. Ha okey, ağlama deyince o Can Ozan. Peki bu yani yükseldikçe yükseliyor, gittikçe gidiyor falan filan derken. Aslında mesela... yükseldikçe yükselmiyor. Bir şey oluyor, yükseliyorsun, sonra düşmeye başlıyor. Böyle düşüyor. Minik minik düşüyor böyle. Minik minik düşüyor. Ondan sonra bir şey oluyor, bir güzel bir şey yakalıyorsun. Tekrar bir peakliyorsun böyle. Bayağı bir yüksek bir yükseliş yaşıyorsun. Peki sonra şey... yavaş yavaş düşmeye başlıyor. TikTok'a yani. Falan kim düşürüyor? Senin ama mesela şarkılarının TikTok'la alakası yok yani. Hani esprili değil şarkıların. Ha evet, TikTok'un genel ünlü olan şarkının otomatiğine uygun değil. Evet, evet. Ama düşüyor. Nasıl ama oluyor? Ama işte yani Türkiye'deki insanların hissettiklerine uygun işte. Dolayısıyla ne hangi sosyal medya olursa olsun onu kullanan insanlar üzgün de oluyorlar yani. Bir de enteresan bir şey oluyor. Senin şarkıların ikinci defa söylendiğinde o TikTok'ta filan çok dikkat çekiyor. Onu da genelde kızlar söylüyor. O kızlar da demek ki senin bu acılı şarkılarında bir şeyler buluyorlar. Mesela bu bir kere Mabel Matiz'de de ben rastlamıştım onu. Bir tane Sarmaşık diye bir şarkısı vardı. İrem Gürdal diye bir kız o dönem söyledi. Çok iyi hatırlıyorum. Herkes dedi ki aa ne kadar ciğerli söylüyor falan filan. Evet. Sonra arkadaş kız çok popüler bir şarkıcı olmadı mesela. Hemen bildiğim kadarıyla Mabel onunla bir anlaşma yaptı. Ben tabii ondan sonra filan çıkardı, profesyonel işler de çıkardı. Hmm. Demek ki onların o amatör ruhları oralarda şey oluyor. Tabii. Asıllarını yürütüyor bir de yani. Öyle evet, enteresan evet, bir şey öyle var. Olur. Ya zaten orada mevzu biraz aslında şarkıyı yazan yani. Hani çünkü şarkıyı yazan daha değerli görünüyor tabii. Çünkü tabii. Şarkı ya, yani o duygu durumu en iyi ifade eden kişi o zaten. Diğeri onu coverlıyor. Hani var olanı güzel söylüyorlar bu arada. Bayağı iyi söyleyenler var. Evet evet. Ama onu işte üretmek ayrı bir konu yani. Yine üretmeye geliyor o mevzu. Can bir de bir şey söyleyeceğim. Ne yaşıyorsun özel hayatında da böyle hani şarkılar çıkıyor? Örnek veriyorum, çok mu aldatıldın? Çok mu platonik aşk yaşadın? Çok mu aldattın ya da çok mu... Çok platonik aşk yaşadım ya şu ana kadar. Ünlü olana kadar çok platonik aşk yaşadım. Sonra kimlere işte... aşık? Mesela ünlü birisine aşık mıydın? Yok, şöyle enteresan bir... Şey. Can senden enteresan bir şey duymak istiyorum. Enteresan yani... bir şey. Sana magazinel bir şey mi istiyorsun? Estağfurullah. Öyle de değil de yani insanların duymadığı bir şey. Atıyorum Hülya Avşar'a aşıktım filan gibi. Oluyor böyle çünkü zamanında. Valla yok be. Öyle bir şeyim yoktu. Benim normal yani işte atıyorum lisedeki bir kıza işte aşıktım. Lisedeyken bu arada. Yanlış anlaşmamız. Lisedeyken hani platonik bir tiptim yani bayağı. Ondan sonra üniversitede de devam etti bu süreç. Açılamıyor muydun? Yani benim sevdiğim beni sevmez. Hani gibi mevzular var ya. Onun gibiydi işte. Ünlü birine aşık değildim ya. Ya bir işte bilmiyorum, çok özel ya. Bazı şeylere giresim gelmiyor. Ama sonuç olarak çok kötü şeyler yaşandı. Hani kötü şeyler demeyeyim de. Üzücü. İnsanın kalbini kıran aynen üzücü şeyler yaşandı yani. Hayatta yaşanıyor. Birini suçlamaya gerek yok. En sonda işte ayrılıkla birlikte 3 senelik ilişkimin bitişiyle Ağlama Ben Ağlarım'ı yazdım. İşte 3 yıllık bir ilişkinin bitişinde o ayrılamama, ayrılmak zorunda olma ama ayrılamama arasındaki gerilimle yaşadığım histerik haftalarda bu şarkı artık taştı diyebiliriz yani. Kendi kendine çıktı. Sonra ne oldu? Sonra bir 6-7 ay falan biz bu şarkıyı çıkarmayı bekledik. Çıkarmadık yani. O ilişki ne oldu? Ha ilişki bitti. Değişik bir form aldı. Kardeşe mi dön? Arkadaşa mı? Arkadaş kaldı falan ama tam da ayrılamadık da falan böyle değişik bir arada. Arafta kaldı. Şu anda durum ne? Şu anda işte complicated. Karmaşık. Bu arada Can Ozan'ın kronik bir rahatsızlığı var. Öyle mi anlatıyorsun? Migren. Ha migren evet. Migren var mı? De var. Aynen. Gerçekten. Az var ama yani evet var. Nasıl tahmin ettim? Yani şu an ağrı kesici arıyorum. Bir saattir oradan tahmin etmiş olabilir. Can'la biz daha önce bir sene önce falan bir program yapmıştık ondan sonra. Fakat neler bu... değişti be bir senede? Bir yıl o kadar çok uzun gelmiş ki yani Can söyledi. Yok ya bir yıl oldu. Ben dedim iki sene falan olmuştur filan diye. Evet bayağı bir olay oldu. O programda da işte pandemi süreciyle beraber hani senin çalışmalarından falan bahsetmiştik. Konu konuyu açıyor, sohbetimiz devam ediyor. Ağlama Ben Ağlarım şarkısı işte böyle bir aşk çıkmazıyla ilgili bir şeydi. Peki şimdi durum ne? Yani şimdiki özel hayatında durum ne? Aşk var mı? Ne kadar zamandır var bilmem ne filan. Şimdi biraz daha şu an uzun ilişkiden çıktım yani artık. Hani şu an biraz daha işe odaklanmış bir durumdayım. Bol bol geziyoruz. İlişki olmayacak mı artık? İlişki olabilir onu. Ya ben böyle planlayarak tabii ki gitmiyorum onu. Hani hayat ne getiriyorsa. Hayat bildiği gibi gelsin
diyoruz hocam. Meşhur olmadan önce, şöhret olmadan önce endişelerin olabiliyordu belki karşı cinste. Meşhur olduktan sonra biraz daha özgüven geldi mi? Artık tabii beni canım. Değil mi? Öyle bir şey değişiyor insanların hayatında. Bayağı bayağı değişiyor. Bu sefer sen tercih mi etmek zorunda kalıyorsun? Öyle şeyler bayağı de oluyor. Bayağı radikal bir değişim var ya kesinlikle yani. Ben işte daha platonik olan tarafta artık ne oluyor lan falan hani çok hani çok bir overwhelmed derler. Ne demek? Daha bir overdose'a geçmiş oluyorsun. Evet karşı yani tarafın. Hani yoğun istek üzerine dağıldı. Ben de işe verdim kendimi yani. Peki mesela şey var mı? Bu sanatçılarda çok yoktur ama yani şu şöyle bir plan dahilinde bir evleneyim, bir çoluk çocuk yapayım, şöyle bir hayat kurayım filan planı var mı? Var ya benim öyle bir planım var. Öyle ya mi? Ben evlenirim diye düşünüyorum. Yani evlenip çocuk yaparım diye düşünüyorum. Onun için de evlenmek gerekiyor tabii. Bunu düşünüyorum ya. 40 lara doğru falan. Annem çok darlıyor ya. Annem büyük darlıyor yani. Ne diyor? Devamlı torun istiyorum, torun istiyorum diye duruyor. En son bir tane Azerbaycan'a gittik işte. Orada bir tane şey vardı. Sokakta böyle işte maymunu olan bir adam vardı. Fotoğraf çektirtiyordu milletle. Ben de maymunla fotoğraf çektirttim. Böyle çok kıyafet giydirmişler maymuna böyle işte. Evet. Onu böyle aldım fotoğraf çektirdim. Al dedim çocuk. Anneme yolladım. Görüşüyor musun ailenle? Arandaki ilişki nasıl ailenle? İyi, onlar buraya yakın oturuyorlar bu arada. Beykoz'dalar. Aa, çok iyi. İyi. Valla şimdi tabii işler çok yoğun olduğu için gidemiyorum ama normalde gitmeye çalışıyorum olduğunca yani. Şimdi sen yalnız oturuyorsun. Oldukça. Ben şu an şeyleyim. Nova Norda'yla biz ev arkadaşıyız. Aa, çok iyi. Aynen. Süper. O da şimdi Berlin'e falan gidecek. Herkes Berlin'e gidiyor biliyorsun bu aralar. Neden gidiyorlar abi Berlin'e? Herkes Türkiye orada. Türkiye işte... Türkiye... Rapçiler özellikle evet. Berlin'e gidiyorlar. Orada galiba Almanya'daki Türk rapçilerin bir başarısı var. Orada bir piyasa oluşmuş. Onun da etkisi varmış. Ben onu öğrendim bir de. Onun da etkisi vardı. Ya şöyle tabii gittiğin yerde Türk olması hani işleri kolaylaştırıyor. Yani şu an en rahat gidebileceğin, kalifiye insanların en rahat gidebileceği yer orası yani. Doğru, doğru. Hani Berlin güzel bir yer bu arada. Güzel bir yer. Ya yani İngiltere'si falan mesela çok daha katı kuralları var. Ya da Avustralya bilmem ne. Oraya yani sadece hani okuma vizesiyle falan belki gidebiliyorsun. Diğer kısımlar daha zor oluyor. Ama Almanya mesela freelancer diye bir hani şeyi açıyorlar. Ya yetenekli kalifiye evet. insanları almak için böyle ihtiyaçları bir olan elemanları almak için böyle bir şey açıyorlar. Evet. Evet ya yani sanatçıları topluyorlar aslında. Türkiye'nin de en kaymak kitlesi oralara gidiyor yani. Avrupa'da da en çok dikkat çeken olaylardan birisi de bizim Türkiye'den bu işte tesisatçı, işte kuaför bilmem ne filan bu hizmet sektöründeki insanların da gidiyor olması. Evet illa çok ihtiyaçları var. Aynen. Oradaki millet çünkü çalışmak istemiyor artık yani. Aynen. Rahat rahat yaşıyorlar. Nüfus da yaşlanmış oralarda. Nüfus da yaşlanmış. Mesela Bulgaristan'ın gençleri de hep oraya kaçmış. Tabii. Yunan da öyle. Yunanistan'dan doğru, da. Yunanistan. Almanya'da onun şikayetini eden Almanlar tanıyorum ben bayağı. Mesela Türkiye'den sonra ikinci bir memleketin neresinin olmasını isterdi? Nerede yaşamak isterdi? Hollanda ya. Hollanda, İspanya. Gerçi çok soğuk Hollanda be. Abi çok mutlu bir yer. Yani ha. Avustralya olabilir, Hollanda olabilir. Avustralya evet. Yani ülke değil ama Los Angeles olabilir. Hani çünkü filmlerden o kadar çok gördüm ki. Gitmedim hiç ama hani insan özeniyor yani. O kadar çok Amerikan filmi izledik yani Los Angeles'ta geçen. İskandinav ülkelerini nasıl buluyorsun? Orası da enteresan. Oralar çok soğuk ama işte. Oralar ciddi soğuk. Bak Hollanda da soğuk tamam. Soğuk. Ama yani oralar ciddi soğuk. Ben bir gün Amsterdam'a gittim. Otelden dışarı çıktım sonra geri içeri kaçtım. Arkadaşım ne oldu? Sakın çıkma dedim. Hani böyle bir soğuk yok dedim. Ben evet, dedim biz evet. turist gibi gelmişiz. Evet. Zaten turistiz ya dedi. Ya kardeşim öyle değil dedim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir taksi çağır dedim. Bizi dedim en yakın bir mağazaya götürsün. Bir AVM'ye götürsün dedim. Baştan aşağı yeniden giyinelim dedim. Aynen, bir de biz sıcağa alışık milletiz yani. Ama yani işte çok yani insanlar çok mutlu. Yaşam çok kaliteli. Yaşamayı biliyorlar ya. Ekonomiyle alakalı bir şey bu. Yok. Başka kültürel, bir kültürel de bir şey. Doğru. Yaşamayı biliyorlar. Nasıl yaşanmasının güzel olacağını biliyorlar yani. Güzel nasıl yaşanır biliyorlar. Biz güzel yaşamak için değil, yaşamak için, ayakta durmak için mücadele ediyoruz. Biz hayatta kalmayı biliyoruz. Survivor. Bir de acı çekmenin gereksiz bir romantizasyonu var burada. Bu tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor problemi gibi bilmiyorum. Yani acı mı yanlış yaşam şekilleri doğuruyor yoksa yanlış yaşam şekilleri mi acı doğuruyor? İkisi de birbirine böyle kısır döngü gibi etkiliyor. Ama buralarda yani insanlar yaşamayı bilmiyor bence. Genel problem o yani. Düzgün nasıl yaşanırı bilmiyorlar. Sen ne okumuştun Ozan? Ben reklamcılık okudum. Ses mühendisliği de yüksek yaptım. Şarkıcılık kariyerin oturmasaydı, olmasaydı bir B planın var mıydı? Ne yapardın mesela? Benim B planım yine şarkıcılıktı ama hani müzikten para kazanamadığım senaryoda Eskişehir'e taşınıp orada bütün maliyetleri düşürüp yaşamayı düşünüyordum. Eskişehir'de yaşamayı düşünüyordun.
Yani ben yine müzik yaparak hayatımı geçirmek istiyordum. Hiç para kazanamasam bile o zaman maliyetlerimi kısarım. Ben yine müzik yaparak rahat rahat yaşarım diye düşünüyordum. Bir de Eskişehir hani öğrenci şehri. Yani ben de kendimi çok yani kafa olarak genç görüyorum. Hiçbir zaman sıkılmam diye düşündüm. Çok enteresan bir şey. Mesela Kütahya'ya gidiyorsun. Kütahya'da değişiyor atmosfer. Tabii. Eskişehir başka bir yer tabii. Eskişehir başka bir yer. Yani Kütahya Avrupa'yı bir yer yani. Mesela Kütahya'da da Dumlupınar Üniversitesi var. Oraya da gitmiştim üniversiteye de birkaç kere böyle bir söyleşiye falan gitmiştim. Ama Eskişehir ile Kütahya bambaşka. Hatta Kütahyalılar da şeye gidiyorlar, Eskişehir'e gidiyorlar. Orada başka bir şey oluşmuş. Tabii. Yılmaz Büyükerşen, Yılmaz Hoca da gerçekten evet ya, müthiş işte bir iş başarmış. O adamın büyük başarısı bence en temelden. Bir de üniversite de kaliteli orada. Bir de oraya gidenler de böyle genelde bence hani biraz aile baskısından kaçmak isteyen öğrenci bir kitlesi, demografik yapısı var gibi geliyor bana sanki. O ruha ait olan insanlar orada buluşuyorlar. Orada toplanmışlar. Ya diyorlar yani. Evet. Bizim yerimiz orası deyip oraya gidiyorlar. Evet. Bilinçli olarak orayı tercih ediyorlar. Bence de. Bence öyle yani. O yüzden de birbirine bir benzeriz. Bir de sözde hani word of mouth dedikleri bir şey vardır. Böyle kulaktan kulağa da hani duyuluyordur yani. O Eskişehir'e git çok rahat falan diyen abiler işte. Evet. Üniversite seçimi yapacak gençlere diyorlardır evet, falan. Evet, evet. Bir de bir sürü ünlü çıktı ya, hep anlattılar ya biz okuldayken şöyle bilmem de filan. Aynen, aynen. İşte Beyazıt Öztürk'ünden tut da Kadir Çöpleri, bir sürü insan çıktı yani. Konserlerin nasıl gidiyor, nasıl bir repertuar hazırlıyorsun? Ve seyirciler, gelen seyirciler senin şarkılarını hep birazdan eşlik ediyorlar mı? Farklı sanatçıların ya farklı şarkılarını an, söylüyor musun? Aslında eskiden cover söylüyorduk bayağı ama şu an biraz daha şu an bir hype'lı bir dönem olduğu için bir de insanlar daha gerçekten çok eşlik ediyorlar şu an. O yüzden full kendi şarkılarımızı söylüyoruz şu an. Tabii aralarında hiç benim yazmadığım şarkılar da var. Atıyorum Pitch diye bir şarkı var. Onu ben yazmadım. Emre Can diye bir arkadaşım yazdı. Ya da Hiç Kimsenin Günahı Yok. İşte Sufle Göksu yazmıştı onu. Ya da böyle Baktın Olmuyor gibi işte Deniz Tekin'le birlikte yazdığımız falan şarkılar var. Hmm. Ama genel olarak hani cover çalmıyorum yani. Yayınladığımız şarkılardan çalıyorum. Şu zaten yeterince var iyi. O şarkılar şu anda değil mi? Bayağı var. Çok fazla var yani. Çok iyi. Konser vermekten ziyade konser biraz hamallık gibi oluyor. Yani konser böyle biraz memuriyet gibi. Var olan bir şey yapıyorsun. Yaratıcı bir süreç içermiyor ya. Ben o yüzden şarkı yapma sürecini daha çok seviyorum. Ama bir dakika, konserde de canlı performans yaptığın için performans değişiyor. Yani farklı bir performans tabii ortaya koyuyorsun. Bu arada hani canlının olayı da o ya. Canlı güzel. Canlıya laf etmiyorum da. Atıyorum 13 konser yaptık 20 günde falan. O biraz yani artık sıkılıyor insan yani. Doğru. Aynı şeyi yap doğru. Tamam ya. Bir de gittiğin yerlerde yok teknik problemi yok işte doğru. Uyuyamadın bilmem ne falan, çok yorucu bir olay yani. Tabii tabii. Ben biraz daha oturup böyle beni stüdyoya salın yani. Ben stüdyoda ömrümü geçireyim yani müzik yaparak falan gibi bir kafadayım. Konfor çok alanından çıkmayayım. Bu yorucu işlere girmeyeyim, arada bir gireyim diyorsun. Arada bir yani ben ayda 5 konser falan tam tadında yani 13 falan değil de. Tabii ya, yorucu ama oldu. İşte mecbur yani şu an şarkı tuttuğu için ya şimdi ya hiç yani yapacaksın yapacaksın bitti yani falan gibi bir mevzu oluyor. Devamlı 13 konser yapamazsın zaten, kimse yapamaz. Anlamam nedenini, üzmüşler bebeğimi ya. Çizmiş kendi resmini ya. Ne olursun kaç, kurtar kendini bu diyardan ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Sar bu şehrin başından ya, iyice ya. Kim der ki bu rüyadan uyan, ona uzak.
kaç kurtar kendini bu diyardan. Yar, güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Ay, sar bu şehrin başından ya, iyice ya. Kim der ki bu rüyadan uyan, ona bestecisin, hem üreticisin, hem böyle söylüyorsun, hem de gitar çal, enstrüman çalıyorsun filan böyle. Kandırmıyorsun kimseyi. Ototune ya da Melodyne filan hiçbir şey yok. Melodyne kullanıyorum da evet yani. Böyle değiştirmek için kullanmıyorsun. Renk katmak için kullanıyorsun. Evet, aynen. Anlatayım. Öbür türlü yani böyle düzelt. Yani bir de kendine has böyle triplerim var. Ha, nefesli falan söylüyor. Böyle değişik böyle şeyler, aynen. Gırtlak gibi. Sa filan. Evet. Böyle birisi şarkıcı Tarkan gibi söyler. Şarkıcı Serdar Ortaç gibi söyler. Kalıplarında değilsin sen. Sen özgün takılıyorsun böyle. Yani anlatabiliyor muyum? Ya hiçbir ders almadığım için ne şan derse. Şan derse gerçi yeni başladım. Herhangi bir ders almadığım için kendi kendime böyle bir şey oturdu. Çok iyi olmuş ama. Doğrusuyla yanlışıyla artık. Ama bu tutmuş işte. Özgün bir şey. Tabii özgün olması önemli. Otantik deniyor. Yani otantike eşitin. Evet, evet. Çok İngilizce konuşuyorum ben. Kendine has. Evet. Zeyn de zanneder 7 sülalesi kraliyet ailesinden gelmiş. Adıyamanlı Can Ozan yani. Adıyaman değil, Rizeliyim. Pardon. Lütfen. Affedersin. Yaklaştık canım diyor. Can, programın sonuna geldik. Ah, niye ya? Çok da güzel söyledin. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bir program daha yapacağız. Seçimden sonra var mısın bir programa? Tamam. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Kuşadası'nda falan böyle müzik dinletili böyle 2 saatlik bir program çekelim abi. Müzik dinletili bilmiyorum. Kuşadası. Böyle konuşup şarkı çalacağız. Konuşacağız, şarkı çalacağız. İnsanlar da soru soracak. İnsanlar da olacak. Tabii, seyirciler de olsun istiyorum. Bu çok iyi bir içerik. Olabilir. Yani bunu yapabilecek ender sanatçılardan birisisin sen. Şunu mesela, bu şarkıyı söylerken 4-5 şarkı daha söylesek insanlar hem senin sohbetine doyum olmaz yani. Vallahi olabilir. Neden olmasın? Senin sohbetin de sarıyor yani. Tabii sevgili Can, sevgili dostum, senin samimiyetin, iyi niyetin ve güzel düşüncelerinden Teşekkür ederim. Böyle şeyler düşünüyorum. Seni de çok seviyorum. Dolayısıyla da bilmukabele. İyi ki geldin yani. Vallahi güzel, her zaman geleceğim yani. Evet, Can Ozan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Son performans da harikaydı. Görüşmek üzere bir başka programda. Hoşça kalın.